Zaman zaman bizim gibi yani ya düşünelim ve inanalım. Düşünelim ve yaşayalım. Düşünelim ve ibadet edelim. Yani düşünerek inanmayı, düşünerek ibadetimizi organize etmeyi ve düşünerek bu dünya hayatının meselelerini vuzuha kavuşturmayı ve çözmeyi iş edinen ve bir de inancımıza, kavramlar dünyamıza ve kültürümüze arız olmuş bir takım yabancı maddeleri dışlayalım, arınalım, temizlenelim, saflaşalım, arı ve duru bir hal alalım diğer insanlara karşı ciddi bir şekilde zaman zaman bir takım düşmanca saldırılar ola geliyor. Bundan birkaç gün önce ismini de vermek durumundayım. Türkiye gazetesinde bu fakirin de içinde bulunduğu bir liste yayınlandı. Ben ona evet maddi veya manevi infaz listesi diyorum. Şimdi bir sayfa dolusu bir yazı, hakaretler, düşmanlıklar, hücumlar ama çok enteresan bu yazıyı kaleme alan, bu resimleri seçip koyan ve asla yan yana gelmeyeceğimiz insanlarla da üstelik aynı kategoride mütalaa edilerek, afişe edilerek ismimizi, resmimizi kullanan bu arkadaş ismini vermeyecek kadar veremeyecek kadar da cesur birisi olduğu anlaşılıyor. İşte Doktor Ahmet bilmem ne. Yani çok büyük bir ihtimalle bu şahsın ben Doktor Ahmet Şimşirgil olduğu kanaatindeyim. Yahut da Osman Ünlü. Bu ikisi eğer bu ikisi ise veya Ahmet Bey ise gerçekten kendisine teessüf ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ya bir Değillerse de defa hocam, değillerse de hissettiler. kim ise bunlar? Değillerse de yani o gazetede yazan bu iki insan hayır biz değiliz desinler. Eğer Evet ve eleştirsinler hocam. bu şahıslar, yani bu şahıslarsa ben kendilerini dostça, insanca ve vicdanlı bir şekilde bu kanallarda veya istedikleri kanalda bu konuların serbestçe tartışılmasını teklif ediyorum. Yani burada tartışmakla işte bak gördünüz mü biz sizi yendik veya size teslim olduk anlamında bir şey değil. Hakikatin ortaya çıkması için gelin aklın, vicdanın, evrensel yasaların, hak ve hukukun, adaletin ve Kur'an'ın öncülüğünde buyursunlar. Bizimle bir tartışma yapalım. Ola ki biz yanlış düşünüyoruzdur. Onlardan bizi doğrultmalarını bekleriz. Eğer onlar yanlış düşünüyorlarsa lütfetsinler, yanlışlarını bizim vasıtamızda düzeltsinler. Ama öylesine saçma sapan, öylesine demagojik, iftira boyutlarına ulaşan, aklın mantığın almayacağı şeyler söylemişler ki, söylüyorlar ki, yani gerçekten akıl sahibi bir insanın bu iftiralara karşı ancak esef'ten başka yapacağı bir şey yoktur. Ve ben de kendilerine esef ediyorum. Şimdi bu arkadaşlarımız çok enteresandır. Bakın biz Kur'an dediğimiz için yahut da İşte akıl dediğimiz için ve bizi Kur'an ve akıl çizgisinden uzaklaştıran efsaneler, mitolojiler ve bir takım hurafeler, menkıbeler, uydurma hadisler, eğer yani bunlardan dolayı bize saldırıyorlarsa ben bir tek şey okuyacağım. Bu arkadaşların
mensubu bulundukları cemaatin bir yayın organı, yani bir kitabevi var. Bu kitabevi diyorsunuz, efendim, işte Hüseyin Hilmi Işık'ın şu Mektubat adlı kitabını neşrettiler. Ve bunlar, bu arkadaşların Mektubat bir nevi kutsal kitabı gibi okunmakta. Yani ben bir nevi Yahudilerin Talmud'u gibi ezoterik ve mistik bir takım kitaplar icat ederek bu dini perişan ettikleri gibi bu arkadaşlar da işte bu tip Talmud ayarında ezoterik ve mistik hikayelerle dolu bir kitabı kendilerine rehber edinmiş bu arkadaşlar. Şu mesela 6. sayfayı, 1. mektubu, İmam Rabbani Hazretlerinin 1. mektubunu okudular mı? Okudularsa mesela şu paragrafa ne diyorlar? Bakın okuyorum. Kıymetli emirlerinize uyarak bu mektubu yüzümün karası ile yazıyorum. Bunu İmam Rabbani yazıyor. Dağınık, bozuk olan hallerimi titreyerek arz ediyorum. Bu yolda ilerlerken, dikkat buyurun, Allah Teala'nın ismi zahirleri, görünür isimleri o kadar çok tecelli etti ki her şeyde ayrı ayrı göründü. Allah'ın isimleri tecelli ediyor. Her yer, her şeyde ayrı ayrı göründü. Hatta nisa şeklinde, yani kadın şeklinde, onların organları halinde ayrı ayrı zahir oldu. Yani bu arkadaşlar o kadar çok Kur'an'a bağlılar ki, bizi Kur'an'a karşı olmakla, işte peygambere karşı olmakla suçlayan bu arkadaşlar, Hazreti Allah Teala'nın kadın, affedersiniz, organı şeklinde tecelli ettiğini söyleyecek adamların peşine gidiyorlar. Ben başka bir şey söylemiyorum. Kendilerini acaba hangi konumda hissediyorlar ve bize neden dolayı sataşıyorlar, neden dolayı saldırıyorlar? Bunu halkımızın, insanımızın takdirine bırakıyorum. Şimdi değerli hocam, bu kadar. Evet. Bu bahsetmiş olduğunuz kişilerin, bu kurumun bu ilk vukuatı değil. Bu ilk vukuatı değil. Yani sürekli siz ve sizin gibi hocaları Kur'an düşmanlığı yapmakla, İslam düşmanlığı yapmakla itham eden, yani ithamlarında haksız olduğunu bildiğinin adını vermekten aciz, köşeye sıkışmış bir kedi gibi katizekler arayan bu tiplerin ilk vukuatı değil. Bakınız hocam, onların bir hocası var. Ben saygı duymuyorum. Kusura bakmasın. Yani çocukları camiye doldurursanız camiler affedersiniz kerhaneye dönüşür diyen bir adamın ne hayrını bekleyeceksiniz? Ne bekleyeceksiniz? Tabii ki affedersiniz kerhane listesi hazırladığı gibi ürün listesi de hazırlayabilir, hazırlatabilir. Onların etkisiyle birileri hazırlayabilir. Onların basın yayın organlarından çıkıyor olabilir. Çok rahatsız değiller böyle şeylerden. Yani Allah'ın yüzü celali vel ikrama bu kadar ağır hakaretleri yapan tipleri, yani bize saygı duymasını beklemek biraz abes olur. Evet. Madem konu açıldı. Aklımda yoktu hocam. Ama bir kitapçıda denk geldim. Şöyle bakayım ne anlatmış. İşte menakıbı çihar yarı gezin. Yani dört halifenin menakıbı. Evet. Burada aynı yayın evi. Kitabın her tarafı böyle de. Her yeri böyle de. Ben birkaç yer okuyacağım. Oku bitmiyor yani. Az ve değerli olan vakitlerimizi yani bu insanlarla harcamak bile problemli. Bakın hocam şurada gördüğünüz gibi sarı yerlerde işaretlemeler yapmışım bazı yerlere. Şimdi şöyle başlıyor. Sayfa 333. Hazreti Ali'nin Resulullah'tan dinlediği nasihat, tavsiye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki diye başlıyor. Uzunca bir devam ediyor. Ben birkaç tane şey okuyacağım. Bunu dinleyen Müslümanlar... Fazla uzatmayalım bence. Bir iki tane şey, evet. Bir iki tane yeter hocam. Bir iki tane yeter. Az şu an neler yazar. Bunu yazan neler yazmış. Bakın ne diyor. Ya şöyle demiş Peygamber Efendimiz. Ey Ali, ehline bayram geceleri buluşma. Münasebette bulunma içinde. Eğer çocuk olursa 6 veya 4 parmağı olur. Ey Ali. Nedir hocam? Nereden tutayım yani? Başka bir yerde diyor ki
dedenin erken saatlerinde ilişkide bulunma çocuğun cadı ya da kahin olur. Başka bir yerde diyor ki efendim damı olmayan bir yerde, kapısı olmayan bir yerde ilişkide bulunma çocuk mürahi, müptedi, münafık olur, bilmem ne olur. Bir yığın saçma sapan, aslı astar olmayan, ipe sapa gelmeyen şeyler. Yani dürüst olsunlar, isimlerini net bir şekilde ortaya koysunlar ve Kur'an'ın karşısında olduklarını bilsinler hocam. Bizim karşımızda değiller. Evet, evet tabii. Yani bu kadarıyla şimdi iktifa mesela, mesela bundan önceki bir listede de bir kısım işte akıl Kur'an diyen, ben onları işte Kur'an dostları diyor, ilim dostları diyor. Bu insanların bir kısmını Fethullahçı diye şey yapıyorlar. Benim kendimi bildiğim bileli bu zümreyle mücadelemi çok iyi bilen insanlar, onlar da bildikleri için bizi çok şükür o taifeye koymamışlar. Fakat enteresan, bizi de sünnet, hadis ve Kur'an düşmanları içerisine koymuşlar, tırnak içerisine tabii. Fakat enteresan bir şey daha var. Bakın, biz Kur'an dediğimiz için o bahsettikleri işte grup, yani Fethullahçı terör örgütünün başı olan iblis, Türkiye'de insanların akla, Kur'an'a, fıtrata, ilme, irfana yönelmesi karşısında duyduğu rahatsızlık dolayısıyla şöyle bir söylem dile getirdi. Kur'an İslam'ın sapıklığı çıktı dedi. Bakın aslında bunun altında yatan şey, içlerindeki ufunet esasen Kur'an'a düşmanlık. Yani Kur'an'ın esasında sapıklık olduğunu söyleyecekler. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyemiyorlar. Ama Kur'an, Kur'an diyen insanlara Kur'an İslam'ı sapıklığı demek suretiyle esasen Kur'an'a yöneltiyorlar bu şeylerini, izafelerini. Yani Kur'an'ı esasen bir sapıklık kaynağı olarak gösteriyorlar. Şimdi aynı şekilde onların mistik ve ezoterik kaynaklarından, aynı kaynaktan beslenen, yani sonuç olarak, yani Fethullah Gülen ve hareketi ile diyelim ki işte şu mektubat denen hikaye ve masal ve mitoloji kitabını din kitabı gibi kabul eden bu cemaat ve daha niceleri aynı kaynaktan beslendikleri için, yani burada aslında bizim ortaya koymaya çalıştığımız şey, inanırken akılla, Kur'an'la, ilimle hareket etmek. Çünkü iman akıl sahiplerine yöneltilmiş bir teklif, bir sistemdir. Bunlar ise bizim geçmişte edebiyatla birlikte ortaya çıkmış olan beşeri üretimlerimizdir. Hikaye anlatma ihtiyacını duyan bir takım mistik meselelere dair bazı yorumlar, izahlar getirme ihtiyacını hisseden insanların ortaya koydukları bir takım söylemler. Bu söylemleri Kur'an'ın ve aklın kaynağından gelen sağlam ve sahih din ile bir tuttuğunuz zaman, işte o zaman ortada asırların bir narkozuna uğramışlık geliyor. Yani biz asırlardır bir narkozun altındayız. Biz uyuyoruz. Biz derin uykulardayız.